Değerli arkadaşlar, merhabalar. Evet, haftanın ilk gününü tamamladık ve haftanın ilk günü itibariyle dolar TL'de ve genel olarak küresel piyasalarda da dolardaki güçlü eğilim devam etmekte. Dolar endeksinin 97.500'ler civarındaki seyrine, 98'lere yakın olan seyrine tanık olmaktayız. Bu durum doları dünya genelinde güçlü kılmaya devam ediyor. Ve burada görmekte olduğunuz gibi Japon yeni hala 112 seviyelerine yakın bir konumda. Euro dolar paritesinin açısından değerlendirdiğimiz zaman 1.11 50-1.12 aralığındaki seyrini devam ettirmek suretiyle Euro karşısında da doların değerli olduğunu görmekteyiz. Brent petrol 72 dolar seviyesindeki güçlü eğilimini devam ettiriyor. Diğer taraftan altın fiyatlarında ise özellikle Fed toplantısının yaklaşması ve dolar endeksinde bu hafif bir geri çekilmenin oluşması nedeniyle bir küçük diyebileceğimiz bir değer kazanımı veya 1.270 dolar seviyelerinden oluşan bir tepki eğilimi gündemde. Sevgili arkadaşlar, bu haftaya başlarken vermiş olduğum analizimde bu hafta için en önemli olan hususun iki önemli madde ile ön plana çıktığını ifade etmiştim. 30 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri olarak iki tarih vermiştim ve bugün itibariyle 30 Nisan tarihindeyiz. 30 Nisan tarihinin önemi, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın para kurulu toplantısı ardından artık rutin olarak ay sonlarında yaptığı enflasyon raporu açıklaması veya toplantısı ve bu toplantıda Merkez Bankası Başkanı Sayın Çetinkaya'nın basın mensuplarının sorularını yanıtladığı bir ortam söz konusu. Ve arkadaşlar, bu aslında ritüel bir durum. Bu toplantıya veya enflasyon raporuna çok büyük bir anlam yüklemek doğru değil. Zira yapılacak açıklamaları bir şekilde iç ve dış piyasalar iyi kötü biliyorlar. Enflasyona yönelik iyimser ve olumlu beklentiler izah edilecek. Ve bugün gelen tüketici güven endeksine Sayın Albayrak'ın da yapmış olduğu açıklamalarda olduğu gibi piyasa yavaş yavaş dipten dönüyor, normale dönüyoruz gibi bir takım açıklamalar olacak. Ama bu toplantıyı önemli kılan ve dolar TL veya piyasalar üzerinde son derece büyük etki yaratabilecek özellikle olmasındaki en önemli husus, biliyorsunuz Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili olarak yurt dışı yatırımcıların ve Financial Times'ın ortaya atmış olduğu bir iddia var ki Merkez Bankası rezervlerini makyajlıyor. Aslında daha düşük rezervlere sahip olmasına rağmen farklı muhasebeleşme yöntemleriyle bu rezervleri daha iyi gösteriyor. Ancak gerçek bu değildir şeklinde bir iddia vardı. Biz bu iddiaya resmi bir dille yanıt vermedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu haberler yalandır şeklindeki bir demeci vardı ama veya Merkez Bankası'nın adını sanını bilmediğimiz X bir yetkilisi bu haberlerin doğru olmadığına yönelik bir açıklama yapmıştı ama maalesef ki anında bir reaksiyon göstermek suretiyle bu konuda gerçek verileri ve gerçek hesapları bu iddiaları ortaya atan insanlara sunamamıştık. Ve Merkez Bankası geçtiğimiz hafta dedi ki bu tarihi işaret etmek suretiyle 30 Nisan tarihinde ben bu iddialara da yanıt vereceğim ve açıklama yapacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü açıklamalar bu yönden büyük önem taşıyor. Yapılacak olan açıklamalar eğer ki dış yatırımcıları, yabancı yatırımcıları ikna edecek nitelikte görülür ise ne ala. Bu durum Dolar-TL'de bir miktar geri çekilme, sınırlı da olsa hafif bir gerileme eğilimi veya zayıf bir seyrin oluşmasına neden olabilir. Hangi kritik seviyelerin söz konusu olabileceğine birazdan değineceğim. Ama şayet yapılan açıklamalar dış basını, özellikle dış yatırımcıları, yabancı yatırımcıları tatmin etmeyecek nitelikte olur ise işte bu durumda biraz o durum karışabilecektir. Zira son günlerde Dolar-TL'nin güçlü ve hareketli seyrinde bu iddiaların da önemli bir rolü olduğunu görmekteyiz. Çünkü iddialar basit iddialar değil. Bir aylık ithalat giderlerini dahi karşılayamayacak seviyelere düşen bir Merkez Bankası rezervinden bahsedilmekte. Bu durumun gerçeğini umuyoruz ki yarın en iyi şekilde alabilelim ve piyasada buna uyumlu bir şekilde hareket edebilsin. Arkadaşlar, bu haftanın diğer önemli konusu, biliyorsunuz, YSK'dan gelecek olan İstanbul seçimleriyle ilgili olarak karar ve bu kararın 3 Mayıs tarihinde Cuma günü açıklanması beklenmekte ama elbette ki bir sürpriz olabilir. Daha erken bir zaman diliminde de bu kararın açıklanması olasıdır. Değerli dostlar, YSK seçimlerine
YSK'nın bu seçimler konusunda ne yönde bir karar verebileceği konusunu elbette ki kesin ve net olarak bilmek mümkün değil ama ben bu konuda yarın biraz daha üzerinde duracağım bu mevzunun. Biraz daha şahsi düşüncem, tamamıyla benim şahsımı bağlamak üzere sanki YSK'nın bu seçimleri iptal etmeyeceği ve bu hususta mevcut sonucu tescil edeceği yönünde kanaatim biraz daha artmaya başlamış durumda. Bunun detaylarına ve sebeplerine yarınki analizimde gireceğim. Evet değerli arkadaşlar, bugün bu iki önemli gündem maddesine bugün iki husus daha vardı eklenebilecek olan. Az önce ifade etmiş olduğum gibi tüketici güven endeksinin olumlu gelmesi bir dipten dönüş mü yaşanıyor? Acaba kötüye gidişin artık son anlarını gördük ve iyiye gidiş şeklinde bir tablo mu var düşünceleri oluşmaya başladı. Bakan Albayrak'ın da bu husustaki iyimser açıklamaları vardı ama piyasa bu konuyu çok fazla fiyatlamadı. Piyasanın odaklandığı iki önemli gerçek var az önce ifade ettiğim gibi. Diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la yapmış olduğu bir telefon görüşmesi gündeme düştü. Bu görüşmede ise bildiğimiz konuların dışında bir değişik bir durum yok. 75 milyar dolarlık bir ticaret hacminin teyit edildiği ifade ediliyor. Ama ortada ABD'nin yaptırımlarının gündemde olduğu, petrol ambargolarının gündemde olduğu bir tablo var. Bu 75 milyar dolarlık hacim ne zaman ve nasıl gerçekleşecek ve ne şekilde gerçekleşecek buna dair herhangi bir açıklama yok. Diğer yandan da S-400'ler konusuyla ilgili olarak bir uzlaşma heyetinin, bir komisyonun oluşturulması yönünde bir teklifimiz olmuş ama bu teklife de ABD'nin henüz vermiş olduğu net bir yanıt bulunmamakta. Yani bir anlamda arkadaşlar havanda su dövmeye devam ediyoruz bu iki önemli sorun konusunda. Rakamlar hususuna gelecek olursak değerli dostlar, hafta sonu sizlere haftalık veriler itibariyle, haftalık görünümümüz itibariyle şurada görmüş olduğunuz %61.8 Fibonacci seviyemize denk gelen 5.88-89 noktasının önemli bir destek konumuna geldiğini, artık bu direnç üzerinde kapanışlar yapma aşamasına veya evresine geldiğimizi, bu direnç üzerinde ilk haftalık kapanışımızı gerçekleştirdiğimizi ve bu haftada yine bu direnç üzerinde ikinci bir kapanış gerçekleşirse artık 5.88-89 bölgesinin oldukça önemli bir destek haline, orta vadeli önemli bir destek haline geldiğini söylemek mümkün olabilecektir. Ve diğer taraftan haftalık pivot verilerimiz itibariyle ise arkadaşlar bu haftanın 5.91-5.91.50 seviyesinin pivot seviyesi olduğunu, bu seviye üzerinde kalmak ve aşağısına gelmemek koşuluyla hafta genelinde 6.02'ye doğru yönümüzün olabileceğini, 6.02 seviyesinin aşılması durumunda 6.08-09 veya genel anlamda 6.10 ve buranın da geçilmesi durumunda hafta genelinde oluşabilecek olan haber akışlarındaki tabloya bağlı olarak 6.20 seviyesine kadar devam edebilecek bir teknik ihtimalin mevcut olduğunu ifade etmiştim. Günlük verilere bakacak olursak değerli arkadaşlar, günlük veriler itibariyle hassas çizimimiz itibariyle arkadaşlar konuya yaklaşım gösterelim. Bugün itibariyle şuradaki bardan hareket edelim. 29 Nisan tarihi itibariyle. Bugün itibariyle arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz sarı çizgimizin, beyaz ve sarı çizgimizin oluşturduğu kanalın artık üzerine çıktığımızı ve bu sebepten dolayı da bu sarı çizgimizin artık bir destek olarak, kısa vadeli bir destek olarak, altını çiziyorum arkadaşlar, kısa vadeli bir destek olarak özellikle günlük işlemler yapmakta olan, bir iki günlüğüne işlem yapmakta olan arkadaşlarımızın yakinen takip etmesi gereken bir seviye olarak vurguluyorum. Kısa vadeli olarak bir destek olarak takip edilmesi gerekiyor. Zira bu seviye dün itibariyle 5.91.70 seviyesi olarak hesaplanmış durumdaydı. Zira görmüş olduğumuz en düşük seviye ise 5.92.20 oldu. Yani bu seviyeye yaklaşırken veya genel anlamda haftalık desteğimiz olan, pivot desteğimiz olan 5.91.50 seviyesine bu hafta için en yakın takip etmemiz gereken desteğe yaklaşırken bir tepki oluştu ve günü 5.95 yakınlarında tamamlaması mümkün olabildi dolar TL'nin. Evet arkadaşlar, bu destek noktamız son an itibariyle, son durum itibariyle ki yükselen bir trend içerisinde olduğumuz için bu destek noktamız da sürekli olarak bir yükseliş eğilimi göstermekte. Son durum itibariyle arkadaşlar 5.92-43 seviyesini işaret etmekte. Yani bugün için
Takip etmemiz gereken en önemli destek 5.92.43'tür. Bu seviyeye yaklaşımlar olabilir. Bu seviyeye yaklaşımlarda tepki görüyor isek bu durumda hangi noktaya kadar yükseliş olabilir şeklinde takip etmemiz gereken direnç noktamız ise şurada görmekte olduğunuz sarı kesik çizgilerimizin tanımlamış olduğu 6.03 olarak görülüyor arkadaşlar. Yani şu anda 5.92.50 ile 6.03 arasına denk gelen bir kanal içerisinde bulunuyoruz. Olası ters haber akışlarında. Örneğin bugün yapılacak olan açıklamalarda, Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalarda yabancı yatırımcıların hoşnut kalmayacağı veya tatmin olmayacağı kadar bir durum söz konusu olur ise veya ekstra olumsuz bir haber akışı söz konusu olur ise olası sıçramalarda takip etmemiz gereken seviye, bir iki gün önce görmüş olduğumuz 5.98 seviyesi, şuradaki 5.98 seviyesi de önemli olmakla birlikte 6.03'e kadar devam edebilecek bir hareketlilik olabilir şeklinde tanımlayabiliyoruz mevcut tabloyu. Arkadaşlar yarın için takip etmemiz gereken pivot verilerimiz itibariyle 5.94.50 seviyemiz yarın için pivot seviyesi konumundadır. 5.94.50'nin aşağısına gelinir ise 5.93 seviyesi. Bu seviyenin aşağısında ise 5.91.50 olarak vermiş olduğum haftalık pivot ve buranın da aşağısında 5.90 seviyesi yakından takip edilmesi gereken destek noktalarımız konumundaymış. Arkadaşlar bir kez daha vurguluyorum. Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamalar eğer bir iyimserliğe sebebiyet verirse 5.91.50 ve 5.88, 5.99 ve 5.90 bölgesi dikkatle takip edilmesi gereken bölgedir. Yani şuradaki yeşil kesik çizgilerimiz ile sarı çizgilerimizin oluşturduğu alan bizim için olası bir bu desteğin aşağısına yönelik sarkmalarda tepki geliyor mu gelmiyor mu adına yakinen izlememiz gereken bir seviye konumunda bulunuyor. Arkadaşlar tekrar ifade ediyorum, 5.88-5.90 aralığı tepki ve destek adına takip edilmesi gereken bölgedir. 5.91.50 ise kısa vade olarak önemli bir destek konumunda bulunuyor. Bu desteğin kırılması durumunda belirtmiş olduğum seviyelere doğru bir geri çekilme ihtimali oluşmuş demektir. Ancak 5.91.50 üzerinde kalındıkça ve yarın için pivot seviyemiz olan 5.94.50 üzerinde özellikle kalındıkça yukarı eğilimin daha ön planda olacağını, 5.97 ardından 5.98.50 ve bu seviyenin de aşılması durumunda 6 seviyesinin gündeme gelebileceğini, bu seviyeye kadar bir atak yaşanma olasılığının ön planda olabileceğini dikkate alabiliriz. Arkadaşlar, evet şimdi sizlere Viyop konusuyla ilgili olarak detaylardan bahsetmek istiyorum. Viyop için Nisan kontratlarının artık son gününe girmiş bulunuyoruz. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz elinde bulundurduğu 1 milyon 300 bin civarında bir kontratı bulunuyor Nisan vade itibariyle. Ancak geçmiş aylarda bildiğimiz üzere Merkez Bankası elindeki short pozisyonları ters işlem, long işlemle kapatmıyor. Vade sonundaki rakamlarla kapanışına ihtimal veriyor. Bu sebepten ötürü bir baskı unsuru olabilir saat 3.30'a kadar. Bu saati özellikle belirtiyorum çünkü 15.30'daki Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu kur dayanak fiyatı olarak belirlenmekte, uzlaşma fiyatı olarak ön plana çıkmakta. Bu nedenle arkadaşlar 15.30'a kadar Merkez Bankası'nın yapacağı bu 30 Nisan tarihli açıklamanın da ötesinde bir faktör olarak kur üzerinde bir baskı olması ihtimali vardır. Geçtiğimiz aylardaki son vade günlerinde bunu görmüştük. Ancak ondan sonra tekrardan bir rahatlama eğiliminin oluştuğunu fark etmiştik. Yine aynı şey olur olmaz bilmiyoruz ama sonuç itibariyle takip etmemiz gereken kritik seviyeler değerli dostlar 5.93.20 seviyesi yarın için Nisan vade dolar Viyop kontratları için bir destek pivot desteği konumundadır. 5.91.60 ve 5.89.72 seviyeleri destekler konumunda. Şayet 5.93.20 üzerinde kalınıyorsa 5.95, 5.96.68.70 ve 5.98.50 seviyeleri yakından izlenmelidir diyebiliyorum. Mayıs kontratlarına gelelim arkadaşlar. Nisan vadeden çıkışlar ve Mayıs kontratlarında yeni pozisyon alımları söz konusu oluyor. Bu sebeple Mayıs kontratlarının da bilgilerini vermek gerekiyor. Mayıs kontratları için 6.05.90 seviyesi pivot seviyesi konumunda.
Son kapanışımız 6.06.25 ila gerçekleşmiş. Yani pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış oluşmuş. 6.08 seviyesi, 6.07.80, 6.09.10 ve 6.11 seviyeleri Mayıs kontratları adına takip edilmesi gereken direnç noktalarımızmış. Önemli kritik noktalar. 6.05-6.06 aşağısında kalındıkça 6.04.50, 6.02.80 ve 6.050 6.01.50 seviyeleri yakından izlenmesi gereken destek ve tepki noktaları olarak karşımıza çıkmakta. Sevgili arkadaşlar, dolar, TL ve Viyop konusunda ve özellikle bugünün Merkez Bankası açıklamaları hususunda söylenebilecekler şu an için bunlardan ibaret. Hoşça kalınız diyorum. Selamlar ve saygılarımla.